Edirne Kent Konseyi 20 Eylül 2011 tarihinde belediye meclisinin almış olduğu karara itiraz etti. Bugün bir kafeteryada toplantı düzenleyen Edirne Kent Konseyi daha önce açtıkları davanın sonucuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, belediyenin toplu taşımadan tamamen çekilmesi şeklindeki belediye meclisi kararının kamu yararı ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtıklarını ve şu anda bu davanın sonucu olarak yürütmeyi durdurma kararı verildiğini, şimdi de dava sonucunun açıklandığını ifade etti. Edirne İdare Mahkemesi tarafından kabul edildi ve bu kabul gerekçesini de ben sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum. Gerçekten önemli. Edirne İdare Mahkemesi oy birliğiyle şunu söylüyor. Sözleşmenin tarafı olan taşımacılar lehine bireysel yararın gözetildiği. Edirne İdare Mahkemesi'nin bu kararına dava açıldığını kaydeden Demir, bu itirazın da oy birliğiyle reddedildiğini söyledi. Kent Konseyi olarak Edirne Belediye Meclisi'nde üyesi bulunan AK Parti, CHP ve MHP'li üyelerin seçim öncesinde verdikleri sözleri hatırlayarak düzenleme yapmalarını isteyen Başkan Özer Demir, daha önce ulaşım konulu genel kurulda alınan kararları sıraladı ve önerilerini de belirtti. Edirne İdare Mahkemesi bunu öncelikle yürütmesine durdurdu. Ardından karar verdi oy birliğiyle. Şimdi bu açılan davayla bunlar yok hükmünde, bu maddeler ortadan yok. Daha sonra söz alan Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Arif Kuday da 2013 yılında alınan meclis kararıyla uygun bulunan ayakta yolcu taşıma maddesinin itiraz üzerine kalktığını hatırlatarak şu anda ayakta yolcu taşıma ile ilgili bir meclis kararının bulunmadığını iddia etti. Edirne Belediye Meclisi'nin 2013 yılında mı yanlış hatırlamıyorsam